Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul'da sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Ragif. Ragif, Ebced hesabıyla Hicri 1290 rakamına karşılık geliyor. Bu rakamsa Akif'in doğum yılı. Akif'in ailesi sade ve orta halli bir aileydi. İnanç ikliminin bütün olgunluğu ve güzelliği bu ailede yaşanıyordu. Babası, şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Adriyatik sahillerindeki ülke Arnavutluk kökenli Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Temiz Tahir Efendi'ydi. İstiklal marşı ruhu, İstiklal savaşının ruhu. Korkma dedi Mehmet Akif. Korkmadılar, yürüdüler, yürüdükçe güçlendiler. İstiklal marşı ruhu, İstiklal yolunun ruhu. O yolda cephane taşıyan şehit Şerife bacının, Halime Çavuş'un, Necibe Nine'nin ruhu ve daha nicelerinin ruhu. İstiklal marşı ruhu, Nene Hatun'un, Senem Ayşe'nin, Tayyar Rahmiye'nin ve kahraman Türk kadınlarının ruhu. İstiklal marşı ruhu, Çanakkale'nin ruhu, Sakarya'nın ruhu. İstiklal marşı ruhu, bu toprağı kanıyla sulayan şehitlerimizin ruhu. Kahraman gazilerimizin ruhu. İstiklal marşı ruhu, gökyüzünde nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağın ruhu. İstiklal marşı ruhu, ne mutlu Türk'üm diyene diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu. İstiklal marşı ruhu, kahraman Anadolu'nun ruhu. 3 yıllık Fatih İptidai Mektebini bitirdikten sonra Fatih Merkez Rüştiyesine başladı ve 1885 yılında bitirdi. Babasıyla birlikte dönemin en gözde okullarından biri olan Mülkiye'ye kaydını yaptırdı. Kayıt harcı istenince de Tahir Efendi Akif'i bir köşeye çekti. Cebinden keseyi çıkardı. Kesenin içinde para yoktu. Tahir Efendi, rehin bırakmak üzere gümüş saatini çıkartıp masaya koydu. Ancak katip saati almadı ve kayıt harcını daha sonra getirebileceklerini söyledi. İşte Akif'in Fatih Merkez Rüştiyesine kaydı bu şartlarda gerçekleşiyordu. Akif bu okulda okudu ve bu okuldan mezun olmuştu. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi öğrenmiş, tercümeler yapabilecek seviyeye gelmişti. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal.
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Birinci Dünya Savaşı, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile son bulunca, galip devletler, Anadolu'yu ve Türk vatanını paylaşmak, parçalamak için dört taraftan saldırmaya başlamıştı. Akif'in yangını, milleti saran yangındı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller, 623 yıllık bir cihan imparatorluğunun yıkılışı onu derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Azimliydi, yeyse ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Yeys öyle bataktır ki, düşersen boğulursun, ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun, diyordu. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garb-ı nafakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Harpten son derece bitkin, yorgun bir halde çıkan Türk milleti, vatanını müdafaa için silahına tekrar sarıldı. Akif yine sahnedeydi. Anlatıyordu, haykırıyordu, yazıyordu. 1919 yılına gelindiğinde ise memleket en karanlık günlerini yaşıyordu. İstanbul işgal altındaydı. Anadolu işgal edilerek parçalanmak isteniyordu. Bu işgal Akif için bir işkence haline gelmişti. Akif, Safahat'ın en önemli eseri olan Asım'ı 18 Eylül 1919 tarihinde işgal dönemlerinin bu çileli günlerinde yazmaya başladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve 18 arkadaşının Samsun'a çıkışından sonra Osmanlı Devleti'ni Sevr Anlaşması'na zorlamak isteyen işgalci kuvvetlere karşı direniş başladı. İşgal, bazı aydınlarda mandacılık fikrini oluşturmuştu. Akif, bu manda fikrine karşı şöyle haykırdı. Türkler, 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millettir. Bu tarihen müsbet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz. İstiklal Marşı bize bu vatanın nasıl müdafaa edildiğini anlatır. Şair Mehmet Akif Ersoy, korkma diye çağıran, nesilleri karanlıktan çıkaran, şanlı tarihe destan bırakan, Türk'ün hafızasına bir dua gibi kazınan, o vatan aşkını anlatan, ülkemin İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, kabrin nur, mekanın cennet olsun. İstiklalin şehitlerinden Rabbim razı olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 İstiklal Marşı yılı ilan edildi. İstiklal Marşı'nın anlamı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak için istikbalimizin teminatı gençlerimizi İstiklal Marşı ile yetiştirmeyi milli bir görev kabul ediyor, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Kim bu cennet vatanın nuruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Akif deyince hangi cümleyi kullansam eksik yavan kalıyor. O yüzden Akif eşittir
vatan demek istiyorum. Aynı zamanda gök kubbede şanlı bayrak, yer kubbede ezan sesi, Akif'in emaneti bize, neslimiz de Asım'ın nesli. Asım'ın nesli olma yolunda ilerleyeceğiz inşallah. Tarihler 1921. Milli şairimiz Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuza armağan ettiği İstiklal Marşı'nı 100 yıl önce ilk kez Ankara'daki Taceddin Dergahı'nın duvarına yazmıştı. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken sığındığı mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir'e söylediği "Korkma, Allah bizimle beraberdir" sözünden ilham alarak düşmanlara meydan okuyup milletimize "Korkma" diyerek kahraman ordumuza moral veriyordu. Aynı coşku ve heyecanla okuyor. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak." Türk milleti batı istikametten gelen ağır, mitralyöz silah ve savaş makineleriyle Türk milletini esaret altına almak isteyen emperyalist güçlerin saldırısına uğrarken sınırları bekleyen, göğsü iman dolu, ölmeyi şehit, kalmayı gazi bilen inançları yüksek insanlarımız vardı. Türk tarihi incelendiğinde hiçbir zaman şehadet ve gazi ülküsü kaybolmamıştır. Şehitlerin o günkü torunları ve bugünkü nesilleri olan bizler, vatan sevgisini hübbül vatan minel iman olarak görmekteyiz. Ve kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Mübarek ezanlar minarelerden dinmesin. Düşman çizmeleriyle vatanımızı çiğnemesin. Şehitlerimizin kanının rengi olan al bayrağımız gönderden inmesin. Ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımızı inanan soylu ve asil ülkenin evlatlarıyız. Bizler bu vatan topraklarında beşiğimizi sallarken bedenimizin de ancak bu toprak altında ebedi istirahatgahına takdim edeceğiz. Rabbim bizleri yeryüzünde vatansız, sinemizi imansız ve ahiretimizi cennetsiz bırakmasın. Kurtuluş Savaşı ve milli mücadelenin taşıdığı anlamı ebedileştirmek, Türk ordusunda coşku uyandırmak ve bu coşkuyu gelecek nesillere taşıyabilmek adına Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi İstiklal Marşı'na ihtiyaç duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 1920'de İstiklal Marşı yazılması için bir yarışma düzenlendi. Akif her mısrası milli mücadele coşkusunu imanla yoğrulmuş milli mücadele insanını anlatan İstiklal Marşı'nı Ankara'da Taceddin Dergahı'nda 17 Şubat 1921'de yazdı. İstiklal Marşı 1 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi'nde coşkuyla okundu. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız meclis tarafından sevgi gösterileri arasında İstiklal ve istikbalimizin sembolü milli marşımız olarak kabul edildi. İstiklal Marşı coşkusu tarihi meclis binasından tüm yurda dalga dalga yayıldı. İstiklal Marşı şairimiz Akif, milli mücadeleye destek olmak için Anadolu'yu gezmekte. Kastamonu Nasrullah, Balıkesir Zanos Paşa ve Ankara Hacı Bayram Veli camilerinde vaazlar eder. Millete İstiklal coşkusu ve heyecanı verir. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyerek bu güzel vatan uğruna can veren şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. İstiklal Marşı'nın 100. yılında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milli marşımızın coşkuyla okunacağını ilan ediyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak.
Mehmet Akif benim için her şeyden evvel bir kutsal. Mehmet Akif benim için bir idol. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Halide Edip Adı Var ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Milliye yasası ve istiklal yolunda silah taşıyan, cephelere cephane yapan kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, eşlerimiz onlar. Onlar önemli değerlerimiz. Milli mücadelede ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımız. Neler söylersiniz değerli hocam Fatih Bey? Evet, tarihi bir noktadayız yine. Yunan Mezalimi Araştırma Komitesi Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e adli edibatı var. Yemin edip söz verdikten sonra yalan yazmayacağına dair. Sakarya bölgesinde düşmandan geri alındıktan sonra bu bölgede Yunanların neler yaptığını incelemek üzere bu adli edibatı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Akçura ve bir fotoğrafçı subayla beraber bu bölgeye gelir. Osman Töre'ye ait olan bu evde yaklaşık 2 hafta boyunca kalırlar. Ve 2 hafta boyunca da burada yaşananları Halide Edip Adıvar not eder. Tabi bu esnada önemli bir, Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri olan Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserini de yazmaktadır günlük olarak. Bu köyde bir fazlaca zahir görmemiştir Halide Edip Adıvar. Bunun sebebini sorar. Kırım göçmeni olan Tatarlardan oluşan köy halkı Yunan işgali esnasında Rusça konuşmuştur. Ve Yunan askerleri bu bölge halkını Rus zannettikleri için fazlaca köye bir zarar ve sıkıntı yaratmadan bu bölgeden geri çekilmişlerdir. Yunan işgalini önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, tekalifi milliye yasası çıkarılmıştır. Kütahya Eskişehir muharebelerinde 45 bin kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk ordusunun mevcudu bu süre içinde tarlasından, sürüsünden, okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Nice kadın kahramanlar bebekleri kucağında cephane taşımışlardır. Yani dedemin burada ikamet edip de işte bizim de burada evlerimiz vardı. Onlar yıkıldı, şu anda restore yapıldıktan sonra bu bina sabit olarak kaldı. Devlete bağışladık mirasçılar olarak. Burada Sakarya Savaşı'nda Halide Edip Adıvar burada şeyler, o savaş esnasında bu şeyleri kaleme almış. İşte heyetleri gördünüz zaten hep beraber. Onlarla beraber işte burada bir hafta kalmış. İşte Sakarya'nın en çetin savaşların olduğu dönem burası, bir haftalık falan sıcak çatışmalar olmuş burada. Thank you.
mezalimi, o çocukluk yıllarından beri okuduğumuz Yunan mezalimi, Moskov mezalimi, İngiliz mezalimi, hele Yunan mezalimi, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Anadolu'da Yunanlıların yaptığı mezalim, Pontosluların Doğu Karadeniz'de yaptığı mezalim. Ama o Yunanlıların yaptığı mezalimi araştırma heyeti vardı Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Evet, mezalimi araştırma tetkik komisyonu Halide Edip Adıvar hanımefendi, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Dönemin en önemli gazeteci ve yazarlarıydı onlar. Yunan mezalimi bulunduğumuz burada Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı içerisindeki Sakarya Köyü'nde. Eski adıyla Tırnaksız Köyü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bu köye Sakarya adını vermişlerdi. Burada Sakarya Şehitliği de var. Biz Anadolu gazetecileri olarak Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği veren o dönem Anadolu gazetecilerinin temsilcisi heyetleri de buradayız. Şakir Bey ve Cesurhan Bey. Efendim, ben Cesurhan'dan başlamak istiyorum. Biz de bir çalışma yapalım. Sakarya Meydan Muharebesi'ni tüm Türkiye çapına duyuralım istedik. Bugün 99. yılında Sakarya Zaferi'nin buralardayız. Evet. Duygu ve düşünceleriniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, böyle bir güzelliğe vesile olduğunuz için. Bugün şu anda çok anlamlı bir yerdeyiz. Çok heyecanlıyım şahsım adına. Çünkü bundan 99 yıl önce Türk Kurtuluş Savaşı'nın, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın yürütüldüğü yerlerden birindeyiz. Sakarya Köyü'ndeyiz. Ayrıyeten o dönemde Türklüğün önde gelen aydınları bu Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını tüm dünyaya duyurmak için çalıştılar, çabaladılar ve savaş sırasında ve sonrasında Yunanlıların sebep olduğu, yaptığı zulmü, kötülükleri raporladılar ve tüm dünyaya yaydılar. Türklüğün, Türkiye'nin haklı mücadelesini tüm dünyaya anlattılar. 200 yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışmış, fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Joseph Arnold Toynbee. Siz de önemli bir medya mensubumuz olarak önemli bir yerdeyiz. Duygu, düşünceleriniz. Evet. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Öncelikle Cesurhan Bey gibi ben de bugünkü ziyaretimize vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Tabii ben daha önce de Polatlı'ya gelmiştim. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği alanları gezmiştim. Doğa Tepe'yi gezmiştim. Ama bundan 6-7 yıl önceydi geldiğimde. 6-7 yıl içerisinde, son 6-7 yıl içerisinde ne kadar büyük bir değişim ve gelişime uğradığını, bu bölgenin nasıl ihya edildiğini, müzelerle, şehitliklerle nasıl tarihe kazandırıldığını görmenin de mutluluğu içerisindeyim. En çok şehit veren, bu Sakarya Meydan Muharebesi'nde en çok şehit veren illerin başında gelen Giresun, Ordu'dur. Bir ordulu olarak da bundan bu alanları gezerken gurur duydum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle andım bir kez daha. Tabii bir gazeteci olarak şu anda bulunduğumuz yer Halide Edip Adıvar Müzesi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımızın ne büyük fedakarlıklarla, ne büyük özveriyle ve ne büyük çabalarla, yokluk içerisinde ne büyük kahramanlıklar gerçekleştirdiklerinin burada bir örneğini, bir sevgisini görüyoruz. Halide Edip Adıvar'ın şahsında Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'mızda can siperhane mücadele veren kadın kahramanlarımızla bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli Park
Haklar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü'nü bu güzel çalışmalarından dolayı da kutluyorum. O kadar geniş ve o kadar zengin bir tarihe sahibiz ki bu zenginlik içerisinde bazen güzellikleri unutabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ben Sakarya Meydan Muharebesi şehitliğinin, anıtlarının, tarihi alanlarının da o büyük zaferler içerisinde kaybolan değerlerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Belki bu çalışmalar farkındalığı artırıyor. Böyle ziyaretler yapılmasının önemini geldikçe görüyoruz. İnanın yani bir Çanakkale kadar, bir Malazgirt kadar Sakarya Meydan Muharebesi'nin de önemli olduğunu gelip gezince, görünce çok daha iyi anlıyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hatırayı Bölge Müdürlüğümüz adına biz takdim edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, kadınlar, kadınlarımız, onlar analar, bacılar, teyzeler, nineler, halalar, eş ve onlar çok önemli. Onlar çok değerli kadınlar ve kadınlara en büyük değeri Yaradanımız ifade etmiş ve öf bile demeyin diyor. Ve cenneti kadınların ayağının altına sermiş. Onlar milli mücadelede en büyük mücadeleyi veren insanlardı. Şerife bacılardı, Kara Fatmalardı. Daha niceleriydi. Halide Edip adı var hanımefendi. İlk Sultanahmet mitingiyle milli mücadeleyi hareketlendirmişti. Ve şimdi buradan bir çağrıda bulunalım değil mi? Kadın gazetecilerimize. Türkiye'de, Anadolu'da, Anadolu'nun ücra köşelerinde birçok hanımefendi gazetecimiz var. Kadın gazetecilerimiz var. Lütfen Sakarya Meydan Muharebesi'nin milli park alanı içerisindeki Polatlı'ya sadece 14 kilometre mesafedeki Sakarya Köyü'ne gelin. Halide Edip Adıvar hanımefendinin başkanlığındaki bu tetkik, mezalimi tetkik komisyonu ki birçok eser ve çalışmalar yapmıştı. Yapılan mezalimi en iyi şekilde belgeleyip gelecek kuşaklara aktarmışlardı. Evet, biz buradan kadın gazetecileri göreve davet ediyoruz. Gelip burayı gezip görsünler ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza tanıtsınlar diyoruz. Evet, belgesel görüntülerimiz var. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Birlikte izliyoruz. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri Sakarya Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Kapsadığı alan ve süresi itibarıyla dünya harp tarihinde önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi, 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri'nin doğu yakasındaki alanda yapılan savaş, İstiklal Harbimizin dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözüdür. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirir. 12 Ağustos 1921 Mustafa Kemal başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos 1921 Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruz eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos'taki yoğun saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak ister.
Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatır. Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilip mağlup olarak gerisin geri kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921'de Türk ordusu kesin zaferini ilan eder. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Tarih, tarihin yazıldığı, yaşandığı, hissedildiği yerde araştırılıp belgeselleştirilir düşüncesiyle hem dünya coğrafyasındaki hem de Anadolu coğrafyasındaki kültür, medeniyet, zaferlerimizin izlerini araştırıp belgeselleştiriyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili değerli dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte POTA'nın rehberliğinde gezimiz sürüyor. Birlikte gezdik, dostlardan mesajlar aldık. Muhtarın bu binayı bağışlayan insanların torunlarından, bedelsiz devlete bağışlayan insanların torunlarından, milli parklarında sorumlusu arkadaşımız. Neler söylersiniz? Ziyaretçiler var mı? Bir de çarede bulunun burayı gelip görmeyenlere. Ya herkesin gelip görmesi, burayı tavsiye ediyorum. Burası tarih. Tarihimiz yani. Gelen oluyor. Herkesi de bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buralar özellikle hanımefendilerin gelip görmesi, kadın derneklerimizin gelip görmesini, kadın dernekleriyle ilgili çalışma yapan kurumların ama özellikle kadın gazeteciler, yazarlar, kadın siyasetçiler, kadın devlet adamları, kadın akademisyenler, özellikle kadınlarımız mutlaka burayı gezip ve görsünler. Maddi önlemlerin yanında milletimiz İstiklal Harbi'ne destek olması için cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.